Bağışıklığın yangısal tepki sürecinde hangileri gerçekleşir diye soruyor bize. Önce yangısal tepki süreci nasıl gerçekleşiyordu? Şöyle şekil üzerinde bir hatırlayalım. Biliyorsunuz bağışıklığın savunmanın ikinci hattında yer alıyor. Yangısal tepki iltihaplanma durumu kısacası. Ne oluyor bu durumda? Herhangi bir madde, bir kıymık battığında diyelim ki deriye, mikroorganizmalar buraya ulaştığında hem pıhtılaşma faktörleri hem de akvivarların hızlı bir şekilde buraya ulaştırılması lazım. İşte bu yüzden damar geçirgenliğini artırmak için hem mast hücreleri hem de bazı akvivarlar, bazofil dediğimiz akvivarlar histamin denen maddeyi salgılıyor. Histamin sayesinde damar geçirgenliği ve kanın akış hızı artıyor. Böylece hem akvivarlar hem de pıhtılaşma faktörleri yaralı bölgeye doğru daha kolay geçebiliyorlar. Burada arkadaşlar akvivarlar fagositoz yöntemiyle mikroorganizmaları yok ediyorlar. Pıhtılaşma faktörleri bu yaralanma bölgesini kapatıyor. Böylece mikroorganizmaların diğer dokulara geçişi engelleniyor. Bu sırada damar geçirgenliği arttığı için bu bölgede kızartı ve ödem de oluşuyor. Yangı bölgesinde yani iltihap oluşan bölgede toplanan o akyuvarlar, ölmüş bakteri hücreleri, hasar görmüş doku hücreleri hepsi birlikte irin denen sıvıyı oluşturuyor işte ve iltihaplanma dediğimiz durum bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi sorumuza geri dönelim. Sorumuzda birinci veride diyordu ki plazma hücrelerinin antikor üretmesi. Plazma hücrelerinin antikor üretmesi bağışıklığın, savunmanın 3. hattında yer alır arkadaşlar ve B lenfositleri tarafından gerçekleştirilir. Halbuki yangısal tepki savunmanın 2. hattındadır. Böyle bir olay yangısal tepkide gerçekleşmez. Mast hücrelerinin histamin salgılaması biraz önce şekil üzerinde bahsettiğim gibi damar geçirgenliğini artırmak için mast hücreleri histamin salgılar. Makrofaj gibi fagositik hücrelerin yaralanmış bölgeyi patojenlerden temizlemesi. İşte o biraz önce fagositoz yapabilen akyuvarlar olarak bahsettiklerim makrofaj hücreleri dolayısıyla patojenlerden temizlerler fagositoz yöntemiyle bu da gerçekleşir. Hangileri gerçekleşir diye sorduğu için 2 ve 3 doğru cevabımız.